İtalyan lezzetlerini sevenler. Vakti olmayanlar. Farklı tatlar arayanlar. Acelesi olanlar. Ekran başına. Bugünün ilk tarifi Calzone Classico. Merhaba, bugün pizza yapıyoruz. Ama özel pizzaca pizzalar yapacağız. Buongiorno. Ciao Andrea. Oggi calzoni. Oggi calzone. Calzone demek capelli pizza. Ha? E capelli pizza ama kitchen? Ricotta. Ricotta ihtiyaç var. Bizim fior di latte peynir. Abi çok güzel enginar evet. Konservesi aldı. Süper. Çünkü bir şey yapma istiyorum. Bir karışık calzone ve klasik capricciosa pizza. O zaman klasik calzone başlayacağız. Okay. 1 kilogram un, 600 gram su, 25 gram tuz ve 3 gram maya ile hazırladığınız hamuru en az 12 saat dinlendirerek pizza hamuru haline getirebilirsiniz. Ben biraz peynir keserim arada. Bak ben ne zaman rejim değilim. Yani her zaman demek. çok seviyorum bu çünkü gerçekten baya bir ağır bir pizza. Çok şeyler var içeride. Ve bir şey paylaşıyoruz. Napoli'da sadece fırında bu hamur pişirmiyorlar. Hayır. Çok yöresel ne var? Ricotta, içerisinde çikoli. Bol karabiber, bol mozzarella ve ondan sonra hafif olmak için ya da kızartıyorlar. Ondan sonra ya da kızartıyorlar çok hafif geliyor. Evet. Çünkü tabii ki yani ya da kızartıyorsanız en hafif ve en güzel bir sistem. Ama böyle büyük büyük geliyor, şişko geliyor. Ne zaman masada geliyor sen biliyorsunuz zarar ediyor. Biliyorsun yani fark ediyorsun. Biliyorum. Evet. Yani bir gün bu ödeyeceğim. Ama o kadar güzel bir pizza. Yani bazen çok ben sipariş ediyorum. Açık söylemekle anneye çok özür dilerim. Biliyorum sen istemiyorsunuz. Ama ben bazen yiyorum böyle. Şimdi kural çok fazla ince açamıyoruz. Biraz kalın hamur kalması lazım. Burada çok güzel ricotta eliyle alıyorum. Ha? Okay. Normalde ricotta çok fazla olmaz. Ve bak kenar üstüne koyamıyoruz çünkü ondan sonra kapatıyoruz. Çok şimdi önemli. Bol karabiber. Bu çok önemli bir şey. Ve şimdi karabiberli salam koyuyoruz. Napoli salam kullanabilirsiniz. Okay, bu hepsi koyuyorum. Sonra biraz peynir. Çok değil ama çünkü ricotta koyduk. Kapatıyoruz. Ender kapatıyor. Bu çok önemli bir şey. Çok iyi kapatmak gerekiyor. Şimdi tam böyle biz de hafif bir pizza göstermek istiyoruz. Ve pizza tırlamak istiyoruz. Üstüne az az domates sos. Bir tane yaprak fesleğen. Just bir parça mozzarella evet. Böyle. Sadece göstermek için. Ya. Biraz zeytinyağı, okey. Okey. Ve filin de koyarız. Bu pizza az bir düşük derece pişebilir. Yani 20 derece daha düşük pişebilir. Çünkü biraz daha fazla pişirme gerekiyor. Çünkü kapalı bir pizza. Evet. O için de sen de sizin ne bileyim bahçede ve villada veya yaz evde içerisinde fırın varsa en soğuk tarafta koy. Çünkü pişiyor orada. Calzone pizza iki kat hamurlu olduğu için birkaç dakika fazladan pişirebilirsiniz. Biliyorsun ne benziyor? Vesuvio benziyor. Evet. Vesuvio Napoli volkanosu. Evet. Valla çok güzel. Ne zaman açarız gerçekten süper lezzet var. Şimdi ikinci calzone başlayacağız. Bu biraz daha yeni versiyonu. Klasik versiyonu burada koyuyoruz.
ve yeni versiyon şimdi yapıyoruz. Sıradaki tarif mezzo calzone capricciosa. Şimdi tam bir şımarık pizza yapıyoruz. Evet. Bazen biliyorsunuz restoranda gidiyorsunuz ve ne sipariş ediyorum bilmiyorum. Bu istiyorum, o da istiyorum ama çok fazla yemek istemiyorum. Yani böyle çok evet. insanlar var. Benim eşim bu rekor yani dünyada yani meşhur bir insanı. 1000 saat sadece sipariş etmek için. O için de burada yarısı calzone, öncesi pizza, yarısı capricciosa evet. pizza. Capricciosa İtalyanca demek şımarık. Evet. O da yarısı calzone, yarısı şımarık. Şimdi hamur açıyorum. Şimdi Andrea yapıyor pizza çünkü bu Andrea kafadan geldi. Evet. Biraz dokundu çünkü tabii ki o da yapıyor. Şimdi bak ben söylüyorum ne zaman o Andrea yapıyor. Yarısı pizza, calzone. Yani öncesi yaptığı gibi. Ricotta koyuyoruz. Biraz, biraz yani bizime göre biraz. Salam. Şimdi şey koyuyor. Mantar. Mantar koydu. Ve şimdi nasıl kapatıyor? Sadece yarısı kapatıyor. Bak, yarısı açık duruyor. Ve şimdi tabii ki sana göre bu parça, boş parça, boş olabilir mi? Yani Türkiye'de boş parça tabak içeride olabilir mi? Yok, olmaz. Çok ayıp bir şey. Her zaman bol olsun. He? Evet. Ya biz de aynı yani. Şimdi tam bir pizza yapıyoruz bu tarafta. Şimdi bu domates sos koydu. Bizim domates sos her zaman gibi... Biraz tuz, biraz zeytinyağı ve biraz fezleğen pişemiyoruz. Çiğ domates sosu. Ha? Biraz fezleğen. Bu bizim carciofino. Ha? Küçük enginar konservesi, zeytinyağı konservesi. Ve bakarsanız yapraklar var. Çünkü İtalyan tipi enginar yapraklar çok yumuşak. Ha? Ve biz de çıkartamıyoruz, yiyoruz yapraklar. İki tane koyacağız. Bu junda küçük enginar. Ha? Okay. Siyah zeytin koydu. Bu siyah zeytin Edremit tarafında Ayvalık'tan geliyorlar. Bitiyor bir hafta. Evet. Biraz zeytin koyuyorsunuz. Şimdi fırını da koyarız. Hangi pizzayı yiyeceğine karar veremeyenler için bol malzemeli iki çeşit pizza bir arada. Ecco il mezzo calzone. Mezzo calzone. Güzel çünkü mezzo demek yarısı. Yarısı. Az hafif benziyor ama bizde burada küçük bir sadece çizgi yapıyoruz göstermek için. Burada böyle bir ricotta ve salam çıkıyor. Mantar. Çok zengin mantar var. Bu dünyadan değil. Başka bir dünyadan geliyor o kadar güzel evet. bir pizza. Ha? Şimdi gerçekten şımarık günleri var bazen. Biraz moral bozuldu. O zaman ne zaman moral biraz bozuluyor? Bu pizza yapabilirsiniz evde. Öyle göbek biraz babyuk oluyor evet. ama moral inanılmaz yüksek evet. gidiyor. Şimdi buona pizza ve... Buon appetito. Buon appetito. Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgourmet.com adresinden ulaşabilirsiniz. Evde yemekleri ben yapıyorum evde. Normalde ben yapıyorum. Pardon, anlamadım. Kim yapıyor? Yakalandı bana. Buyurun eşim. Merhabalar. Kim yapıyor evde yemek? Ben yapıyorum. Yani tamam yani daha fazla o yapıyor ama bazen ben de yapıyorum. Hayır, ben yapıyorum. O sadece tadına bakıyor. Ama nasıl bakıyor?
Ben pizza yapıyorum, pişiyorum. Ondan sonra bir dilim veriyorum. Claudio, hayır, ben bütün pizza tadına bakmak lazım. Ya bütün değil ya, ben minicik parçalar her zaman yiyorum. Senin için minik parça yeter mi? Ya yetmez ama olsun yani. Ha? Yemek çok güzel bir şey, o zaman çok güzel yemek yapıyorsunuz. Evet, bu doğru.